Şu an Diyarbakır Birnoğlu yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda kalıyor. B10 koğuşunda. Tek başına kalıyor. Ölüm orucuna 8 gün önce başladı. Bugün 8. günü. Ve 33 tane ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Anayasal düzeni bozmaktan. Kardeşim de bunun hukuksuz olduğunu düşünüyor. Düşüncesinde de haklı. Sesinin duyulmasını istiyor. Allah, kaygılarımız çok büyük. Azat, öyle iradeli, bilinçli birisi, öyle dediğini yapan birisi. Yani bu 8 gündür bir insan vazgeçmemişse demek her şeyi göz önüne almış. Zaten dün görüşüne gittiğimizde su içmekte bile zorlandığını söyledi. Buna rağmen sonuna kadar gideceğini söyledi. Anayasada ne yazıyorsa o uygulansın. Yani bir insan Türkiye toprakları içinde olmadan nasıl anayasal düzeni ortadan kaldırabilir? Bu kadar ceza istenmesi anayasaya aykırı. Gittiğimizde ona elbise aldığımızdaki zaman ona göre alıyorduk. Gittik baktık elbiseler ona bol olmuş. Zaten biz ondan anladık. Dedik Azat, niye bu kadar zayıflamışsın falan. Dedi işte 7 gündür ölüm orucundayım. Dedi işte sesimi duyurun. Oradan anladık biz de. Dediler işte gelin buraya sesinizi duyuralım. Çocuğunuz gelse size kavuştur. Gittiğimizde diyorlar işte oğlunuz bir suç işlemiş. Bunu çekmek zorunda. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Gidiyor EDP il binasının oraya. Polisler mi artık oradakiler diyor çocuğunu vereceğiz. Sabret, mücadeleye devam et. Prosedürler var, incelemeler var, şeyler var. Annemi bu şekilde kandırıyorlar. Nasıl kandırmışlarsa annemizi, ne desek boş. Biz diyoruz işte bize böyle demişler. Diyor yoksa öyle dememişler. Ben gidiyorum bana diyorlar işte prosedür var, biraz bekleyin, sabredin gibi şeylerle annemi kandırıp orada tutuyorlar. Biz müdahale edince de işte bizi arıyorlar, diyorlar yaptığınız suç. Anneniz sizden şikayetçi olursa cezaevine girersiniz. Şey yaparsınız.